tecrübesiyle, bir bilgisiyle hepimize örnek olan davranışları sergilemesini beklerdik. Sayın Elitaş, siz bu meclise uzun dönemlerden beri görev yaptınız. Ama bu mecliste görev yaparken hepimizin önceliği, siyaseten ayrı düştüğümüz zamanlar olur, farklılaştığımız zamanlar olur. Ama yasalarımıza göre suç sayılan işlerin, fiillerin meclis çatısı altında işlenmesi halinde herhalde hepimizin ortak bir tavır içerisinde olması gerekir. Yani buna izin veren, buna destek veren, bunu arkalayan bir anlayışla konuşma yapmanızdan büyük bir üzüntü duyduğumu ifade ediyorum. O artık sizin kişisel tercihiniz. Anlaşılıyor ki siz burada bulunmayan arkadaşlarınıza sahip çıkmak suretiyle sanki bu işi yönlendirmiş gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Yani derin üzüntü yaşıyorum. Yani bu duruma niçin izin veriyorsunuz? Söyleyeceğiniz iki cümle. Ben bu arkadaşlarımı tespit edeceğim, gereğini yapacağım. Kamuoyu rahatlasın, genel kurul rahatlasın. Şimdi değerli arkadaşlarım, Sayın Elitaş diyor ki CHP milletvekilleri sanal bir şekilde buradaydı. Hepsi tutanaklarda var. Başkan hepimizi tek tek saydı ve meclis genel kurulu tutanaklarına her birimiz yoklamada geçtik arkadaşlar. Biz buradayız ama siz neredesiniz? Biz neredesiniz? Bakın, o arkadaşlarımın tweetleri, resimleri elimizde. Savcılığa kadar gidecek bu iş. O arkadaşlarımız da belki şundan şikayetçi olabilirler. Gelsin burada haklarını arasınlar. Kim onlar adına oy pusulası gönderdi? Niçin aramıyorlar bu arkadaşlarımız? Gelip burada konuşsunlar. Burada ifade etsinler. Bir de Sayın Elitaş, bu tablo size hiç yakışmadı. Bakın, anayasa oylamalarında sahteciliğe ve gizli oyun ihlal edilmesine izin vermeyeceğimizi herkesin bilmesini isterim. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti ise gereğini sonuna kadar yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın. Teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Elitaş, lütfen bu son olsun ama. Lütfen. Lütfen bu. Değerli arkadaşlar, o gün yapılan bir yoklamadır. İş tüzüğün 57. maddesine göre herhangi bir konuda oylamaya geçilirken 20 milletvekili önerge vererek veya ayağa kalkmak suretiyle o işlemi, yoklama işlemini gerçekleştirir. Ve Sayın Başkanlık Divanı'nın şunu uygulaması gerekir. 20 milletvekili aynı anda ayağa kalkması gerekir. Aksi halde önerge vermeleri gerekir. Önerge varsa Sayın Başkan orada okur, o milletvekilleri oradaysa yoklama yapılmış olur. Sayın Başkanlık Divanı bundan sonra 20 bin dışarıdan milletvekili getirerek 20 milletvekilini tamamlamaya çalışmasınlar. O iş yoklamadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmasının devamı karardır. Ama oylama değildir. Sayın Gök, oylamayla yoklamayı karıştırıyorsunuz. Oylamayla yoklamanın ne olduğunu daha bilmiyorsunuz. Bakın, oylama nedir biliyor musunuz? 30-11-2015 Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarında isim okumuyorum. Aynı zamanda hem elektronik sisteme giren hem de pusulayla ret veren, yani 2 tane oy veren milletvekili var. Kaç kişi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 milletvekili hem elektronik sistemle hayır demiş hem de pusulayla hayır demiş. Eğer milletvekili elektronik sisteme giremediği takdirde pusula verir, elektronik sisteme girdiyse pusulanın iptali için istemde bulunabilir. Eğer sahtecilik varsa bu mükerrer oylarda sahtecilik var. O günkü yapılan iş sadece yoklama işidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarının devamıyla alakalı bir iştir. Kamuoyunu yanıltmaya, bilgi kirliliğine sebebiyet yok. Varsa işte tutanağı vereyim size. Bakın bu tutanaktaki mükerrer oylara bakın. Eğer sahtecilik diyecekseniz bunu yapın. Bir de Sayın Başkan, yoklama yaptıktan sonra burada olmayan milletvekilleri geliyor, pusula veriyor. O pusulayı lütfen kavaslar vasıtasıyla almayın. Bir milletvekili ben buradayım diyorsa... Sayın Gök, bu iş bakın çok uzadı. Herkese... Buyurun bitirelim ama lütfen. Bir kere Sayın Elitaş'ın dönerek size talimat verme hakkı ve yetkisi yok. Evet, ne Sayın Elitaş'ın ne de herhangi bir milletvekili ya da grup başkanı böyle bir talimat verme hakkı ve yetkisi yok. Sayın Elitaş'ın burada verdikleri cevaplar bizim sorduğumuz sorunun cevabı değil. Elitaş etrafında dolanıyor. Olayı kurtarmaya çalışıyor ama nafile. Diyor ki meclis başkanı burada herkesi uyarmalıydı diyor. Yani Akif Hamzaçebi'ye hitaben de bir sataşma var. Aslında onlar anlık oldu. Hemen koşup getirdiler. Tam sürenin bitmesinde geldi oy pusuları. Biz de tecrübemizle, bilgimizle gördük ki bu arkadaşlarımız burada yok. Bunların hepsinin yok olduğu kayıtlara geçti. Kayıtlara geçti. Ben soruyorum, niçin bu sahteciliğin üzerine daha hala ısrar ediliyor? Niçin? İsyanım buna. Sahtecilikten dolayı milletvekili olamayacaksınız ama meclis kürsüde sahtecilik yapacaksınız. Elitaş'ta kalkıp bunu savunacak. Yazıklar olsun size. Buyurun Sayın Hamzaçebi. Sayın milletvekilleri lütfen. Buyurun Sayın Hamzaçebi. Sayın Başkan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Elitaş, Cuma günü ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nu Meclis Başkan Vekili olarak yönetirken yapmış olduğum uygulamayla ilgili benim adımı da vermek suretiyle Akif Hamzaçebi doğru yapmadı ya da eksik yaptı, evet, pusulayla oy kullanan milletvekillerini uyarmalıydı şeklinde bir değerlendirme yapmak suretiyle sataşmada bulunmuştur. İç tüzüğün 69. maddesine göre söz veriyorum. Buyurun Sayın Hamzaçebi, 2 dakika süreyle size de söz veriyorum. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, önce şunu söyleyeyim. Bütün görüşmeleri samimiyet ve doğruluk içerisinde yapmak gerekir. Ben Meclis Başkan Vekili olarak genel kurulu yönetirken bütün grup başkan vekillerini, bütün grupları kendime aynı yakınlıkta, aynı mesafede görürüm. Herhangi bir şekilde bir ayrım yapmam söz konusu olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun bir talebi nedeniyle işlem yaparken sadece tek bir kaygım vardır. Tarafsız olmak, objektif olmak. Bunun dışında benim başka bir ölçüm yoktur. Beni bağlayan sadece ve sadece parlamento hukukudur. Bir konuda bir eksik olur ise bir yoklamada Adalet ve Kalkınma Partisi grubu toplantı yeter sayısını sağlayamamış ise bana göre grup başkan vekiline düşen görev bunu içselleştirip gerekli değerlendirmeyi kendi grubu, kendi grup yönetim kurulu içerisinde yapmasıdır. Bunun sorumlusu meclis başkan vekilleri anlamında bir değerlendirme yaparsanız bu yakışmaz. Adalet ve Kalkınma Partisi gibi parlamentonun çoğunluğuna sahip bir gruba yakışmaz. Olabilir, bir toplantı yeter sayısını bulamamış olabilirsiniz. O gün oy pusulasıyla oy kullanan milletvekillerinin genel kurulda mevcut olup olmadıklarını tespit edeceğim dedim. İsimleri okudum. Yeteri sayıda ismi okuduktan sonra toplantı yeter sayısının olmadığı anlaşıldıktan sonra birleşimi kapattım. Oy pusulasıyla oy kullanan milletvekillerinin 2 dakikalık o oy kullanma süresi içerisinde herhalde oyunu kullanıp da memleketine gitmiş olması düşünülemez. Hayır, benim ayrıca bu milletvekilleri genel kuruldan ayrılmasın şeklinde uyarma yükümlülüğüm yoktur. Teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Gök. Sayın milletvekilleri, istirham ediyorum. Bakın bu tartışma çok uzadı. Toplantı yeter sayısı istendiği zaman yapılan nedir? Elektronik cihazla yapılan oylama değil midir? Efendim, yoklamayı elektronik cihaza başvurmak suretiyle genel verdiğiniz nedir? Kabul veya red bir oy değil midir? Efendim, her neyse yoklama yapıyorum ben. Yoklama yapıyorum. Ayıp ediyorsunuz. Sayın Başkan. Sahteciliğin gerekçesi bu mu? Sayın Başkan. Sayın Gök, istirham ediyorum. Bakın yeterince konuştunuz lütfen. Teşekkür ederim. Lütfen bu işi artık burada Sayın Başkan sonuçlandıralım. Sayın Elitaş, yapılan işlemin bir oylama değil yoklama olduğunu söylemek suretiyle sanki meclis içerisinde bir işlem tesis edilmemiş gibi bir hava yaratmaya çalışıyor. Yapılan yoklama sonuç doğuran bir işlemdir. Yani sonunda bir sonuç doğurmuştur. Yapılan nedir biliyor musunuz? Sayın Elitaş. Hiç ne oylamaya ne yoklamaya sıyırmayın. Yapılan tamamen sahteciliktir. Sayın milletvekilleri. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Sayın Gök'ün sahtecilik iddiasını reddediyorum. Kendisi müracaatını yapmıştır. Başkanlık divanı değerlendirmede bulunacaktır. Biz de kendi sahteciliği de tespit etme başkanlık divanı görevi değil sayın milletvekilleri. Şunu söyleyeyim, bakın bir saniye beni dinleyin. Sayın Gök, hep siz konuştunuz. Hep Gök, siz konuştunuz Sayın Gök, lütfen. Siz, bakın sayın milletvekilleri, burada başkanlık divanının görevi şudur. Pusulayı kimin verdiğini bilemiyoruz. Ancak burada usulüne uygun bir yoklama ya da oylama yapılmasını temin etmek buradaki başkanlık divanı görevidir. Dolayısıyla burada olmayan sayın milletvekilleri zaten değerlendirmeye alınmamıştır. Ve o süreçte burada olup olmadıklarını, oylama yoklama sırasında kuliste ya da başka bir yerde olup olmadıkları konusunda herhangi bir bizim yapabileceğimiz bir tespit yoktur. Burada eğer onlar olmadığı halde varsayılmışsa, olmadığı halde oylamaya katılmışsa, bırakın yoklamayı, bunda başkanlık divanı ya da buranın bir kusuru olabilir. Ama şunu temin ederim ki bütün meclis başkan vekilleri buradaki oylamaların ve yoklamaların sıhhatli bir şekilde yapılması için elinden gelen tüm gayreti gösterdiler. Bizler tabii ki zaman zaman bir uyarıda da bulunuyoruz. Yani özellikle oy pusulası veren sayın milletvekillerinin içeride bulunması noktasında gerekli uyarılar da yapıyoruz. Bu uyarı zaman zaman unutabiliriz. Başka türlü sahiplerle olmayabilir. Sayın Hamzaçebi bir saniye. Özellikle 31 Mart 2016 Perşembe günü altına Sayın Meclis Başkanımızın ve tüm grupların grup başkan vekillerinin imzalamış olduğu mutabakat metninin 10. maddesi şöyle diyor. Yoklama ve oylamalar için verilen süre bittikten sonra kesinlikle pusula kabul edilmeyecektir. Doğru, hiç kimse kabul etmiyor. Elektronik cihaza girenlerin yeterli sayıya ulaşamadığı yoklama ve oylamalarda pusula gönderen milletvekillerinin isimleri okunarak genel kurulda olup olmadıkları tespit edilecektir. Aynen uyguluyoruz. Ancak başkan vekili oylama ve yoklama bitmeden pusula gönderen milletvekillerinin genel kuruldan ayrılmamaları konusunda gerekli uyarı yapacaktır diye 31 Mart 2016 tarihli altına tüm grup başkan vekillerinin, grupların başkan vekilleriyle meclis başkanımız imzası olduğu mutabakat metni. Bunu zaman zaman unutuyor olabiliriz. Ben buna bir kasıt, kesinlikle bir behis de görmüyorum. Zaman zaman bu tür vakalar oluyor ama şunu söylüyorum. Burada olmayan sayın milletvekilinin ne pusulası değerlendirmeye almıştır, ne oyu geçerli kılmıştır. Dolayısıyla sahte oy kullanma diye şu anda bir konu da söz konusu değildir. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum ve hepinize teşekkür ediyorum. Birleşime 5 dakika ara veriyorum.